Evet, 7 ayı bitirdik, 8. aydayız. Yunus Emre Şehir Belediyesi'ne kavuşalı bu kadar zaman geçti. Yunus Emre Belediyesi yepyeni bir projeye daha imza attı. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından düzenlenen fikir sofraları toplantısının ilki Saruhan Otel'de yapıldı. Toplantıya Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Başkan Yardımcıları Ramiz Şiyak, Kılıç Kaya, Hakan Akgöl, Kent Konseyi temsilcileri ile medya mensupları katıldı. Anıtında büyük ihtimal öyledir, ondan dolayı. Yani kim ödeyecekmiş acaba? Yani bir ölçek ekonomisine getirmemiz lazım. Antep fıstığı üretimi Yunus Dağları'nda çok mümkün. Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, aylık yapılmasını planladıkları fikir sofraları projesiyle ilçeye ait sorunlar, çözüm önerileri, yapılması istenenler ve gerekenlerin tartışılacağını ifade ederek şunları söyledi. Manisa'nın gelişen yüzü, inşaatların ve yapılaşmanın en büyük, en hızlı geliştiği yer Yunus Emre. Ciddi de bir göç alan kent. Bir taraftan üniversitesi, bir taraftan sanayisi, yoğun bir popülasyon, yoğun bir nüfus hareketinin olduğu, yoğun bir üretimin olduğu, tarım da var tabiatıyla, köylerimizi de işin içine kattığımızda, böyle bir hızlı büyüyen, hızlı kentleşen bir şehiriz. Ama geçmişten tevarüz ettiğimiz sorunları da bunun üzerine koyduğumuzda gerçekten başta imar sorunları olmak üzere çok büyük sorunlar yumağını biz çözmeye çalışıyoruz. Bu ekip Yunus Emre Belediyesi için bir şans diyen Çerçi sözlerine şöyle devam etti. En iyi biz biliriz mantığı bizde yok. En iyi farklı fikirleri, farklı görüşleri alarak, farklı akıllardan istifade ederek beraber bulabiliriz diye düşünüyoruz. Yani Yunus Emre çağdaş, modern, yaşanabilir bir kent olması için bu önümüzdeki yılları heba etmemesi gerekiyor. Ben ekibimizin Yunus Emre için bir şans olduğunu düşünüyorum. Gelecek yıllar çok daha iyi olabilir şehircilik anlamında. Bunun temellerini bugünlerden atabiliriz. Hep beraber, ekibimizle beraber bunun çalışması içerisinde, bunun arzusu içerisindeyiz daha doğrusu. Başkan Çerçi fuarların Manisa için önemi konusunda sorulan soruya şöyle cevap verdi. Uluslararası bir fuar merkezi Manisa'nın sahiden ihtiyacı. Bunu 15 sene önce biz fuar alanı lazım dediğimizde çok biliyorlardı. Şu anki fuar merkezi hiçbir şekilde iddia etmiyor, biliyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz. Bizim tarım fuarımız uluslararası oldu. İzmir tarım fuarı yıllardır okula gelen fuar iptal etti kendini. Yapılamadı çünkü bütün katılımcılar Manisa'yı tercih etti. Bunu tarımdan diğer bütün sektörlere de uyarlayın. Devleşen bir sanayi var burada ve İsmaç kalmış durumda. Yok artık, İsmaç'ta mermerden başka hiçbir şey olmuyor. Gaziantep bir risk, belirsiz. Eğer Manisa-İzmir arasında bir büyük arazide gerçekten büyük düşünülmüş bir tesis yapılabilirse fuarcılık konusunda Manisa'nın önü çok açık olduğunu düşünüyorum. Burada ayrı bir fuar merkezi bizim yapmamız lazım. Bu fuar merkezi biraz küçük. Evet, bir plandan bahsetti bizim imar müdürü arkadaşımız. Ama biz belki çevre yoluna yakın bu taraflarda bir bu büyük bir fuar merkezi oluşturabilirsek orta vadede Manisa için, Yunus Emre için bir kazanç olur diye düşünüyorum. İzmir'e neden gidiyor?